Selam dostlar, kanalıma ve Indistone'un yayınladığı yeni bir güncelleme haber videosuna tekrar hoş geldiniz. Görünüşe göre Project Zomboid için Build 42 yakında beta aşamasına girecek. Bunu nereden mi anlıyoruz? Geliştiriciler sürümün yaklaştığını gösteren daha az yeni bilgi içeren en son haberleri yayınladılar. Bu güncelleme haberi özellikle heyecan verici ve gelecek özellikler için beklentiyi daha da artırıyor. Öne çıkan özellikler arasında genişletilmiş sanat seçenekleri, yeni kıyamet sonrası meslekler ve deneyimi daha da sürükleyici hale getirmek için tasarlanmış yenilenmiş oyun mekanikleri yer alıyor. Ama videomuza geçmeden önce her zamanki gibi videomu beğenmeyi, abone değilsen de abone olmayı ve gelecek olan Build 42 hakkında fikirlerini, düşüncelerini yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutma. Son Savaşçı. Son birkaç haftadır Project Zomboid zanaat ekibi, zanaat sistemini revize etmek için yoğun bir şekilde çalışıyor. Geliştirme sürecini hızlandırmak ve dokumentasyonu iyileştirmek için T-Games'in 3 yeni üyesi üretim ekibine entegre edildi. Bu dokumentasyon daha sonra modcular için bir rehber görevi de görecek. Build 42'de üretim istasyonları ve oyuncu hareketleri daha gerçekçi bir şekilde temsil edilecek. Nesnelerin fiziksel hareketi örneğin dönen bir çömlekçi çarkı hala eksik olsa da gene de sürükleyiciliği artırmak için artık istasyonlara doğal oyuncu hareketleri eklenecek. Bu istasyonlar belirli zanaat menülerini açacak ve ışıklandırma gibi görsel efektlerle de donatılabilecek. Beceri sistemini daha da net hale getirmek için bazı beceriler birleştirilirken, diğerleri araçların ve tekniklerin benzersiz karakterini korumak için özel olarak ayrılacak. Yeni sandbox ayarları oyuncuların ilerlemeyi hızlandırmak için bireysel beceriler için XP çarpanlarını ayarlamasına olanak tanıyacak. Sunucu yöneticilerinden gelen yaygın bir şikayet ise oyuncuların XP toplamak için haritayı boşaltmasıydı. Bunu önlemek için Build 42'de eşya sökmek artık XP kazandırmayacak. Bunun yerine artık daha fazla XP sağlayacak olan eşyaları üretmeye ve onarmaya odaklanılacak. Knapping ve carving yani yontma ve oymacılık becerileri de eklenecek. Knapping çakmak taşından bıçak yapmayı, carving ise ahşap ve kemiği oymayı içerecek. Bu beceriler kullanışlı aletlerden dekoratif eşyalara kadar çeşitli tarifler sunacak. Build 42'de birçok yeni tarifler de eklenecek. Bazı tarifler artık otomatik öğrenme şartına bağlanacak. Yani belirli bir beceri seviyesinde otomatik olarak öğrenilecek. Bu kapsamlı değişiklikler ve eklemeler oyuncu deneyimini derinleştirmeyi ve oyunculara Project Zomboid'in kıyamet sonrası dünyasında hayatta kalma becerilerini geliştirmeleri için daha fazla fırsat sunmayı amaçlıyor. Build 42'deki basement'in kavramı oyundaki yeraltı yapıların uygulanmasını ifade ediyor. Bu yayınlanan resimde rastgele bodrumlar ve statik bodrumları gösteren çeşitli konumların işaretlendiği bir haritada gösteriliyor. Bu yeni yeraltı alanları oyunculara ek saklanma yerleri, depolama alanları ve potansiyel hayatta kalma alanları sağlayacak. Bu önemli noktalardan birincisi rastgele bodrumlar. Bunlar her oyunda değişebilen rastgele oluşturulmuş bodrumlardır. Oyuncu olarak bu alanlarda tam olarak neyle karşılaşacağını asla bilemeyeceğin için dinamik ve çeşitli bir oyun deneyimi sunacak. Statik bodrumlar ise haritanın belirli yerlerinde bulunan sabit yeraltı yapılarıdır. Sürekli geri çekilme veya depolama yerleri arayan oyuncular için ideal olacak. Basementing sistemi keşif, depolama ve taktik planlama için daha fazla fırsat sağlayarak oyun deneyimini büyük ölçüde geliştirecek. Build 42 sürümü karakterler arasında doğrudan etkileşim sağlayan heyecan verici bir özellik olan ve sıkça bahsi geçen Gravel Tag'i de getiriyor. Bu teknoloji karakterler arasında doğrudan etkileşimi mümkün kılıyor ve oyunun animasyon sistemini önemli ölçüde geliştiriyor. Bu yeni teknolojinin etkileyici bir örneği geliştiricilerin bir karakterin birinci katta zombilerle mücadele ettiği bir videoda görülebiliyor. Gerçekçi bir şekilde canlandırılan sahnede karakter bir cesedi duyulabilir efor sesleriyle pencereye sürüklüyor. Ve dışarı fırlatıyor. Bu gerçekçi hareketler ve sesler sürükleyiciliği ve taktiksel oynanışı geliştirmeye yardımcı olacak. Bu sahneler sadece Rebel Tech'in sunduğu yeni olanakları göstermekle kalmıyor. Aynı zamanda oyundaki artan sürükleyiciliği ve ayrıntılara gösterilen özeni de ortaya koyuyor. Bir diğer videoda ise geliştiriciler bizlere gündüz gece ışıklandırmasını gösteriyor. Bu gösterim daha gerçekçi bir atmosfer sağlayan geliştirilmiş aydınlatmayı vurguluyor.
Son olarak da Ada Staff adı altında gelecek olan Bulk 42 için geliştirilen bir dizi heyecan verici yeni özelliklere de göz atalım. Gösterilen bu videoda gece vakti bir benzin istasyonunda bir kadın karakterinin arka planda zombilerin soluk soluğa kaldığını duyarken gazete okuyor. Bu video görselde de görülebileceği gibi artık gerçek haber makaleleri içeren gazetelerle olan yeni etkileşimi vurguluyor. Tabii ki de spoiler vermemek için metin kasıtlı olarak bulanık gösteriliyor. Diğer videoda ise Muldrock kasabası geceliğin yeni mimarisi ve aydınlatmasıyla Muldrock'un polis karakolu da dahil olmak üzere yeni görünüşüyle gösteriliyor. Evler, barlar ve moteller gibi diğer binalar da yeni bir ışıkla parlıyor ve gece gündüz döngüsünü etkileyici bir şekilde gösteriyor. Bu iyileştirmeler oyunun atmosferini daha da yoğun ve gerçekçi hale getirmeye yardımcı oluyor. Bu güncellemeler geliştiricilerin oyunculara daha da büyüleyici bir deneyim sunmak için Project Zomboid'i sürekli olarak genişletme ve geliştirme konusundaki kararlılığını gösteriyor. Her zaman olduğu gibi güncellemenin ne zaman yayınlanacağına dair hala kesin bir tarih yok. Ancak yakında bir beta sürümünün yayınlanacağını biliyoruz. Elbette asıl soru bunun da tam olarak ne zaman olacağı. Bu videoda gördüğün heyecan verici yeni özellikler ve iyileştirmelerle birlikte beklentiler ve merak da artıyor. Şahsen ben yeni içeriği kendim denemek için hala çok sabırsızlanıyorum. Beni buraya kadar izlediğin için sana teşekkür ederim. Bu tür videoların devamı ve bana destek için videoyu beğenmeyi, abone değilsen de abone olmayı ve gelecek olan Bulk 42 hakkındaki fikirlerini, düşüncelerini yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutma. Bir dahaki videomda görüşmek üzere, hayatta kalmaya devam et. Son savaşçı.